Kardeşler selamun aleyküm. Bir haleti ruhiyem aynasına düşen manayı sizinle paylaşmak istiyorum. Haleti ruhiye aynası. Kendisi netice değil, haletler. Haletler avcı gibidirler, ayna gibidirler. Röntgen gibidirler, dürbin gibidirler. Onlar avcıdırlar. Dima sirayet eder. Kalp, kalp inikas eder. Ruh insiba eder. Bu konuşmam herkese ait değildir. Biraz enfusla meşgul olan kardeşlerime daha çok bakıyor. Ama onlar da istifade etmez değil. Ama niye hemen anlayamıyorum demesin. Çünkü her fen kendi lisanıyla doğar. Her bir tercüme ve çeviri anlam kaybı demektir. Ben halet Rüyem aynasına düşeni aynen nakletmek istiyorum. Sirayet kanunu adeta antendir. Hem çeker yani alıyor hem de veriyor dağıtıyor. Dima böyledir kafa. Şimdi en önemli yere geliyor. Bazı insanlar öldü derler. Benim garibime gidiyor. Öldü he? Oysa doğmamıştı ki ölsün. Doğanlar ölür. Doğmayanlar doğmamış ki ölsün. Bedenden doğan insan değildir bedenden doğan hayvandır. Bedeni doğuran, bedenin arkasına geçebilen, yani beden bedeni hazlardan sıyrılan o insandır. O bedenden doğandır. Beden olarak doğan doğmamıştır. Zira bedenden doğan bedendir. İsa Aleyhisselam'ın sözüdür. Öyle hatırlıyorum bir mana. Aleyhisselam e, diyor ki, bedenden doğan bedendir, akıldan doğan akıldır, ruhtan doğan ruhtur. Akıldan doğan akıldır, ruhtan doğan ruhtur. Biliyor musun? Hiçbir şey ama hiçbir şey görünen değildir. Nasıl ki çocuklar manayı anlayıp iz süremeyecekleri için ebeveynleri ve öğretmenler resimli manaları anlatmaya resim resim resimle manaları anlatmaya yolunu seçtiler. Çocuklara resimle anlatırsın. Onun için bazı sakalı çocuklar yani sakalları büyüyen, ergen, kocaman adam oldukları halde akılları, kapleri ve ruhları hala çocuk oldukları için sakalı çocuklar tabirini kullanır Bediüzzaman Hazretleri. Sakalı çocuklar ille resim ararlar, manalardan sıkılırlar veya kendileriyle tanışmaktan korkarlar. Ben bir itirafta bulunacağım, öz eleştiri yapacağım. Ben de bir zaman Allah ile tanışmaktan korkuyordum. Allah'a kabul ediyordum. Ee, aynen iman ve İslam esasında sorun yoktu. Ama tanışmaktan korkardım. Ama sistematik, sistematik e, kabul etmiştim. Yani iman esaslarını kabul etmiştim. Hani namaza ve haca gitmeyen bazı ahmakları ahmakları görmüştüm. Siz de görmüşsünüzdür. Gerekçeler şu. Namaza niye başlamıyorsun? Haca niye gitmiyorsun? Ortak tarafları şu. O zaman bazı şeyleri terk etmem lazım olacakmış derler. Ne yaparlar bunlar? Bunlar Tomix, Texas resimli romanlara gömülüp yani onları okuyarak onlar ne okuyorsan ona gömülüyorsun. Bunlar Tomix ve Texas gibi romanlara gömülüp Amerikan kültür mezarlığına gömülürler. Bunlar insan doğmadı ki ölsün. Ölmek de nimettir. Her ölen ölmüyor her doğan doğmadığı gibi. Bir şairden okumuştum şöyle der. Dildir dil eder dilber veya eder viran. Bülbül bülbüldür dil ondayken yoksa serçe. Gül güldür dalındayken yoksa dikenlik seni seviyorum diyeni denetle arzusu yerine gelince seni terke hazırlar. Öyle sevgili bul ki seni daima yad etsin. Her doğan doğmamış. Ölmek de nimettir. Ölen demek dirilmiş. Ölmek dirilere mahsustur. Bazıları da teris olur, ölmez. Salıncakla kalın.